Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Nasıl yapılır serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Udemy'de devam etmekte olan online ticari otomasyon kursumuzun içerisinde bir ders çekmiştim. MVC'de nasıl QR kod oluşturulurla ilgili. Şimdi bunu bir de YouTube'da da nasıl yapılır serimizin içerisine ekleme gereği duydum. Burada beraber gerçekleştiriyor olalım. Şimdi QR dediğimiz şey biliyorsunuz quick response kelimelerinin baş harfinden oluşan yapıdır. Hızlı tepki anlamına geliyor. Şu anda bankamatik, işte daha doğrusu bankacılık işlemlerinde, ödeme işlemlerinde çok sık tercih edilen ve kullanılan bir yöntem. Şimdi biz de MVC üzerine işte girmiş olduğumuz ifadeye ait bir QR oluşturacağız. Bu QR oluşturma işlemi nasıl olacak beraber görelim. İlk önce QR'ın dahil edileceği DLL'e ihtiyacımız var. DLL'i ben videonun açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Sağ tuşa tıkladım. Buradan referanslara sağ tuşa tıkladım. Sağ tuş add referans. Buraya yeni bir referans ekleyeceğim. Şurada arkadaşlar browse kısmında göz at diyeceksiniz. Göz at dedikten sonra şuradan QR coder DLL'i seçmeniz gerekiyor. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra ok seçeneğine tıkladığınız zaman sizde ekleyecektir. Bir problem olmayacaktır. Ben de eklememesinin sebebi zaten already exist dediği kısım zaten mevcut olduğunu söylüyor. Şöyle referanslarıma ok seçeneğine bastığınız zaman şurada QR kodların yer aldığını görüyor olacaksınız. Tamamdır. QR'ı ekledik. Ekledikten sonra ne yapacağız? Bir tane action tanımlayacağız. Bu action bir post action olacak. İndim altına. Public action result ismi yine index olabilir. Şöyle index diyelim. Sonra parantezimi açtım. Parantez içerisinde bu index action'ı bir parametre alacak. Bu da kod parametresi olacak. Koddan kalsın da QR koda karşılık gelecek olan bizim neyimiz diyelim. O metinsel ifademiz. Sonuçta biz bir metin gireceğiz. Onu QR koda çeviriyor olacağız. Şimdi diyeceğim ki using parantezimi açtım. Memory stream sınıfını kullanacağım burada. Memory String. Memory Stream sınıfı da sanırım System.io ile beraber kullanılıyor. Üzerine geldim. Using System.io'yu seçtim. Memory Stream için bakın buraya üst tarafa dahil oldu. Buradan MS isminde bir nesne türetiyorum. New Memory Stream dedim. Parantezimi açıp kapattım. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Şimdi şöyle diyelim. QR Code Generator. Generator. Şimdi QR Code Generator oluşturucu sınıfından bir tane QR kod üret nesnesi türeteceğim. Bunu kullanmak için de using QR coder'ı kullanmam gerekiyor. Bunu da dahil ettim. Bakın bu da dahil olmuş oldu. QR coder generator'dan kod üret ismini bir tane nesne türetiyorum. New QR code generator parantezimi açıp kapattım. Alt satıra indim. Ondan sonra diyeceğim ki QR code generator nokta QR code no, buradan da kare kod isminde bir değer türetiyorum. Eşittir dedim. Buradan türetmiş olduğum değeri yukarıdaki kod üret ismindeki nesnemle ilişkilendireceğim. Nokta create QR kod. QR kod oluştur. Neye göre oluşturacaksın? Zaten sağ tarafta parametreler çıktı. Burada plain text dediği hani bizim gireceğimiz metin parametresinin ismi. Metin parametremiz kod virgül. İkincisi de şu QR code generator ECC level şeklinde gelen kısımda bu da error correction'dan, hata düzeltmeden geliyor. Bu error correction'la ilgili Google'da detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 4 tane parametresi var işte QR kodun oluşabilecek hatalı çizimlerine karşı bunun düzeltme düzey. Bunun için şöyle kullanıyor. QR code generator nokta is bir saniye olmadı. QR code generator nokta ECC level nokta. Burada bakın 4 tane düzeltme seçeneği var. Bunlar yanılmıyorsam 7, 15, 25, 30 civarında bir değerleri vardı bunun. Buna da yine detaylı olarak bakabilirsiniz. Ben buradan Q'yu seçeceğim. Q'yu seçtikten sonra noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Sonra ne yapmam gerekiyor? Şimdi bunu bir bitmap formatında ekranı artık çizdirmem gerekiyor. Using parantezimi açtım. Bitmap sınıfını kullanacağım. Bitmap. Bitmap'te drawing ile beraber mi kullanıyordu? Beraber bakalım. Evet, drawing ile beraber kullanılıyor. Buradan resim isminde bir nesne türeteceğim. Eşittir kare kod nokta get grafik. Get grafik dedim. Parantezimi açtım. Parantez içerisinde int pixels per modül dediği de burada oluşturulacak QR kodun
Piksel kalitesi, yani mesela 5 yaparsam işte biraz kaliteli olur, 10 yaparsam daha net olur. Bu şekilde kullanılıyor olacak. Süslü parantez mouse, mouse satırı. Burada mesela şu Q yerine L yazıp veya M yazıp ya da işte burada çıkan diğer seçenekleri yazıp aradaki farkı görebilirsiniz. Bu bir. İkincisi, buradaki onu değiştirip işte 2 yapıp 3 yapıp 5 yapıp yine aradaki farkı çok net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Resim nokta save. Resmi kaydedeceğim. Parantez açtım. MS, yani Memory Stream'deki bu akıştaki neye göre Memory Stream virgül image format, şöyle diyelim. Image format hangi sınıfa ait, ona da bakalım hemen. Image formatta Stemdramic Imaging nokta. Bunu da resmimi de ben PNG olarak kaydediyor olacağım. Ondan sonra diyeceğim ki Wayback nokta Wayback nokta, ne diyelim buraya, diğer tarafa taşıyacağız. Karekod imaj diyebilirim. Karekod imaj eşittir çift tırnak içerisinde şu formatta taşıyacağım ben diğer tarafa. Data 2 nokta üst üste imaj slash png noktalı virgül base 64 formatında getirmesini istiyorum. Virgülümü koydum. Ondan sonra artımı ekledikten sonra diyeceğim ki bunu convert dönüştür. Neye dönüştüreceksin? Nokta to base 64'e dönüştüreceksin. To base 64 nokta to base 64 string, parantezimi açtım. Parantez içerisinde hangi array diziyi ms nokta to array, yani memory stream'deki değeri dönüştürerek bana gönderiyor olacaksın ve buradaki işlemler bittikten sonra da bana geriye view'i, yani ilgili sayfayı döndürsün. Tamam mı? Burası bu şekilde. Şimdi indeks üzerine ben sağ tuşa tıkladım. Add view diyorum. Buraya bir sayfa ekleyeceğim. Boş bir sayfa ekleyelim. Şöyle ekle dedim. Şimdi boş sayfam geldi. Burada bir sağ tuş yapıp view'in browser tarayıcı diyeyim. Tarayıcı ile beraber bir çalıştıralım bakalım. Nasıl oldu, beraber görelim. Bekliyorum sayfamızı yüklesin. Oldukça kolay. Videonun açıklama kısmında DLL var. Oradan indirebilirsiniz DLL'i. Önemli bir detay. Projelerinizi de kullanabilirsiniz. Biz online ticari otomasyonda müşterilerin ürün takibini, kargo takibini yapabilmesi için kargo kodlarına özel QR kodlar oluşturuyoruz. Bunun için de almak isterseniz muratyücenal.com'a girebilirsiniz. Orada indirim linkleri mevcut. Şimdi bakın, bu şekilde boş bir sayfa geldi. Güzel. Tam istediğim format aslında gelmiş oldu. Ben bunları siliyorum. Bunlara ihtiyacım yok. Şuraya bir tane div tanımlaması gerçekleştireceğim. At using parantezimi açtım. Diyeceğim ki html nokta begin form parantezimi açtım çift tırnak içerisinde index. İndeks nerede? Denemenin içerisinde. Virgül ne zaman çalışacak? For metot post olduğu zaman çalışacak. Süslü parantezimi açtım, alt satırayım. Şimdi burada input tanımlayalım. Input type eşittir. Text olacak bu. Text, ondan sonra name eşittir. Şimdi ben QR kodun oluşturulacağı, yani QR kodu oluşturmak için gireceğim metne ait bir input oluşturuyorum. Buradaki metnin ismi parametre ile aynı olmalı. Yani kod olarak tanımladım. İndim alt satıra. Sonra bir input daha oluşturuyorum. Input type eşittir submit olsun. Value ise eşittir oluştur olsun. Tamamdır. Başka bir şeye gerek yok. Burayı da kapatalım. Ondan sonra buraya kadar bir problem yok. Şimdi sayfamı geliyorum, yeniliyorum. Yenilediğim zaman bakın burada oluştur diye bir buton gelmiş oldu. Şimdi bunun altına şöyle yapalım. Şurada ben bir BR bıraktım. Bunun altına indim. Diyeceğim ki eğer Wayback nokta karekod imaj. Bakın şurada taşımış olduğumuz değer Wayback nokta karekod imaj. Eğer Wayback nokta karekod imaj farklıysa null'dan, yani içerisinde bir değer varsa, o zaman image source eşittir at Wayback nokta karekod imaj. Karekod imajı bunun içerisine taşıyacaksın. Altı eşittir boşluk diyelim. Sonra style eşittir width 2 nokta üst üste 400 piksel noktalı virgül height 2 nokta üst üste, bu da yine 400 piksel olabilir. Noktalı virgülümü koydum.
Tamamdır. Bu şekilde olacak. En son şurada kapatalım. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim, sayfamı yeniledim. Yeniledikten sonra deneyelim. Mesela ben buraya şu mesela bizim işte derste oluşturduğumuz bir koddu. Merhaba dedim. Geldim oluştura. Bastım. Bakın bu şekilde oluşturulmuş oldu. Şimdi ben bunu iPhone'un kamerasından bir taratayım. Bir saniye bekleteceğim sizi. Şöyle taratıyorum. Şu anda bende çıktı. Safari ile WebDAR'a içerik merhaba şeklinde çıkmış oldu. Demek ki sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Tamam mı? QR kod oluşturma işlemi en iyisi de böyle. Gayet kolay ve basit bir kullanım yapısı var. Hiç zorlanmadan yapacağınızı düşünüyorum. Gelecek derste görüşmek dileğiyle.